Merhaba, herkese selamlar. Normalde çok incelemeyi düşünmediğim e, bir şey var burada. Pil, şu GP Re Recycle diye yazan piller. E, bu pilleri normalde aldım, kullanıyorum. Çok da incelemeyi, değerlendirmeyi vesaire düşündüğüm bir şey değil. Standart bir pil ama e incelemeye değer ya da bilgi vermeye değer gördüğüm için o videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi bu böyle geliyor. Şarj aleti ile beraber alabilirsiniz. Pillerini sadece alabilirsiniz. Sadece pillerini almaya kalktığınız zaman 300 lira gibi, 350 lira gibi bir fiyatı var. 4 tane 2700'lük pil aldığınızda şarj aleti ile beraber aldığınızda 500 liraya yakın bir fiyatı var. Ancak şöyle de bir şey var. Ben bundan önce pilleri aldım. Pilleri aldıktan sonra evdeki şarj aleti ile denedim tam böyle internette araçların performansı alamadım. O kadar iyi gitmedi yani piller benim mevcut şarjlı pillerim gibi gitti. Sonra bunu aldım. Şu kendi şarj aletini aldım. Bu şarj ederken şurada bir yeşil ışık yanıp yanıp sönüyor böyle. Şarjı bitince full yanıyor bütün yeşil ışıkları. Herhangi bir sorun olursa da pilde hızlı hızlı yanıp sönüyor bu şarj aleti. Bir çıkartayım pilleri. Bu arada bunu aldıktan sonra gerçek performansına ulaşmış oldum. Yani benim size tavsiyem kendi şarj aletinize değil bunu alarak bu işi yapmanız ne farkı var bilmiyorum. Bu çok hafif, basit bir şey. Yani elinize bu ne ya diyorsunuz böyle. Gerçekten basit bir şey ama hani kendi piline göre voltajını yavaş yavaş veriyor. Zaten uzun sürede dolduruyor. Şu 2700'lük iki tane pili yaklaşık 12-13 saatte dolduruyor yavaş yavaş. Ama bunu mesela ben nerede kullanıyorum? Şeyde, şurada göstereyim onu da. Xbox kontrolcüsünde kullanıyorum. Normal şartlarda Xbox kontrolcülerine ben evde şarjlı pil taktığımda ben diyeyim size 10 saat, siz deyin 12 saat anca gidiyordu. Bunları ölçemiyorum bile. Unuttum yani ne zaman taktığımı. 80 saat mi gidiyor, 100 saat mi gidiyor? Ne kadar gittiğini yani bilemiyorum. O kadar çok gidiyor. Dolayısıyla hani bu bambaşka bir şey arkadaşlar. Yani şu pilde ne yaptıysa, GP e, mevzuyu başka bir noktaya taşımış. Yani muhtemelen başka pillerde de böyledir. İyi pillerde şarj aletiyle de alakalı durumlar oluyor. Bunu şarj aletiyle beraber sattıkları için hani ondan da emin oluyorsunuz. E ben bu, şarj, bu pilleri buraya takıyorum. Ve hani ne diyeyim? Zaten çocuklar çok oynamıyor şeydi yani okul vakti diye ama ben oynuyorum akşamları filan. E, baktığınız zaman e, nereden baksanız akşamları her akşam olmasa da bir saat, 2 saat oynandığını düşünün. E, yani bir aydan fazla gidiyor yani 30 saat, 40 saat garantisi var, 50 saat belki gidiyor rahat, belki de 80 saat gidiyor yani bayağı iyi. Ben çok aşırı memnun kaldım. Dolayısıyla eğer şarjlı pil alacaksanız ki bence şarj aletiyle birlikte bunları değerlendirin. GP Recycle 2700. Ee, ben aşağıya yani karışmasın diye bir link de bırakayım. Oradan da isterseniz bakıp değerlendirebilirsiniz. E, kısa bir video zaten pili ne kadar anlatacağız. Ya bu arada standart bir şarjlı pil bu yani. Nimi yani standart Nimi H mı deniyor şurada. O pillerden yani çok ekstra bir özelliği yok. Ekstra yeni bir teknolojisi yok ama gerçek yani oradaki değerleri de verileri gerçek 2700'lük olduğu gerçek şeyi denemedim kablom olmadığı için hani buradan bir şey ters şarj ediyor mu hani bu 2700'lüğü takınca onu bilmiyorum etse çünkü ne olur 3 6 9 12 neredeyse 10 bin miliamperlik bir şeyiniz olur power bankiniz olur belki de ediyordur denemedim bu arada deneyebilir miyim şu anda burada hızlı deneyebileceğim bir çözüm var mı diye bakıyorum çok uçlu hani bunu taktım Buradan şunlara geri enerji verecek mi diye baktı ama yok vermiyor. Ee, sanırım böyle bir fonksiyon test söz konusu değil. Yani ben kullanmıyorum da olsa tabi iyi olurmuş diye düşündüm. Teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Hoşçakalın.